yani. Alarm senden büyük mü? Benden küçük o. Ya senden küçük. Ya canan açın. 5 dakika 10 dakika çok kısa sürecek. Aynen çok güzel oldu yani. Dur hala. Şurası daha iyi. Umarım. Nasıl güzel oldu. Alaba acıdı mı? Bırak bırak. Bir şey yap geçmiş olsun. Bitirdik ya ikini. Ama hiç kısa. Ne? Kaybolmamız için yapıldı. Kaybolması. Nasıl oldu peki? İyi oldu Allah'a şükür. Daha güzel oldu. İnşallah Allah'ın izniyle. Benim başıma bir şey geldi, bir şey kayboldum. Onu da bir tane gider, ayrıca telefon açsak bulurdum. Bir telefon da açtıysa ben bulurum kendimi çünkü. Ben ya bir yer bozulmayacağım buralarda. Birisi çok gezer, birisi de benimle durur. Çünkü istediğim yerde bulamam. Kime buldurayım, kim bulursun? Bunu Allah razı olsun, şey etmişler, menşur etmişler. Bunu da ben de yaptırmak zorundayım. Bu bir evlattır, hiçbir şey değişilmez. Değişmem de. İnanın ki dünya bana verseler bu iki evlada değişmez. İlaçları var. Bunların ayda 20 günden 20 güne iğneler var. O iğne yaptırmadığım halde akünatörün oradan kullanılır. Finalidir. Nerede bulursun? Kim bulabilir? Kimse bulamaz. Ama böyle bir şey çıkardıkları için Allah razı olsun. Ne mutlu. Bu da kolay. Sizin gibi insanlar da var. Bizi sevip sayanların yüzü hürmetine ayaktayız. Telefon numaraları da yazdırdım. Sevgisi de yaptırdım. İnşallah kaybolmazlar da, kayboldukları zaman da inşallah sizlerin sayesinde yardım edene, el uzatana bir de bin sefer Allah razı olsun. Daha önce kaybolma gibi bir şey olmuş mu? Oldu. Bir kayboldum, 15 gün aradık. Yalın ayak, başı kabak çok gezdi. Onlar hakkında çok şeyler isterim. Neden desem, gülmedim, güldüremedim, gezdirmek. Bazı bir yerlere, özel yerlere, ümre gibi, hacı gibi gitmek istiyorum. Bana yardım eden, parasal değil, oraya gitmeye yardım eden, öyle de, öyle de. İlla ki para diye bir şey değil mi? Herkesten dilenci değil, istemek değil. Ama her konuda bize yardım eden Allah razı olsun, çok hayırlı. Cennetin kapısını açar ha, çok önemli. Gelip de burada yaptırmalarını tavsiye ederim. Çünkü çok önemli. Biz kaybolsa nereden bulabiliriz oğlum? Hiçbir yerden bulamayız. Ama böyle bir şey olduğu için gören, bilen, birbirimize ulaşım bu. Telefon var, televizyon var. Yardımcı olurduk mu ne mutlu bize. Kimse anlamaz bizi. Bir Rabbim ile sizin gibi iyi insanlar, eğitim gören insanlar, benim gibi hastaların anasıları görür. Bilir bizim kıymetimizi, başkası bilmez. Bu arada çıkartıyorum. Ama güzel oldu ya. Türkiye'de ve dünyada Alzheimer hastalığı gitgide artmakta. Yaş grubu olarak artık genç yaşları da tetiklemekte. Artık yaşlı grubu etkilemiyor. Artık çocuklarda ve yetişkinlerde de bu hastalık olmaya başladı. Bu sevgi izi nedir? Artık hastalarımız, yetişkinlerimiz kaybolmaması adına yarın sağda solda, hastanede ya da karakolda ailelerine ulaşabilmeleri için yaptığımız bir dövmedir. Zaten biz bu dövmeyi Alzheimer dövmesi olarak geçiyordu. Sonradan sevgi izine döndü. Alzheimer dövmesi
3 yıl önce zaten Türkiye'de ilk yapanlardan birileriz biziz aslında. Önce olarak da biz başlattık bu sevgi izini. Yani insanlar çekinmesinler çocuklarını getirmekte, sevgi izini yaptırsınlar bizlere. Zaten biz bunun karşısında hiçbir şekilde ücret veya talep etmiyoruz. Bunları tamamen sosyal yardım amaçlı yapıyoruz. Yani gelsinler, çocuklarını ya da yaşlılarını getirmekten korkmasınlar bizlere. Bugün iki tane güzel bir insanla tanıştık. Halim abi ve Ali abi. Bunlar 37 ve 39 yaşlarında bir yetişkin birey. Bunlar çocukluktan geçirdikleri bir Alzheimer hastalıkları vardı. Ve başlarına birden fazla kaybolma olmuş. Ve ailesi zor bir şekilde bulmuş. Artık bu saatten sonra inşallah yaptığımız sevgisi dövmesiyle kaybolmazlar inşallah. Alzheimer hastayla beraber dövmeyi biz yaygınlaştırdık. İnsanlar yaşlarını getirmekten korkuyorlar. Aslında getirdikleri zaman hayatlarını kurtarabilirler. Dövmeyi artık ürkütücü olarak da bakmasınlar. Kimi ailesini temsil eder, kimi hastalığı için yaptırır. Yani artık bu iş zevkten dönüştü, artık ihtiyaç haline gelmiş diyebiliriz.